Bunların dışında Sokullu Mehmet Paşa'nın İnebahtı yenilgisinden sonra Venedik elçisine söylediği meşhur bir söz vardır. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Oysa siz bizim donanmamızı yenerek sadece sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki kol yeniden çıkmaz ama sakal daha da gürleşerek çıkar demiştir. Ve bütün bunları söylerken yüzünde alaycı bir ifadeyle kolunu da Venedik elçisinin omuzuna koyarak sözlerini şöyle bitirmiştir. Söylemedi demeyin. Ama tabii tarih kitapları bunları yazmaz. Hocam sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz. Vallahi bravo. Hayır evladım, orada değildim ama bizzat birinci ağızdan dinledim. Hocam bir şey söyler misiniz şu Ayşegül'e? Öksürerek derse konsantremi bozuyor. Niye susuyorsunuz? Ha, Ayşegül'ün halasısınız ya ondan. Bir de lisede torpil yok derlerdi. Sizi Milli Eğitim'e şikayet edeceğim. Aferin. Çocuklar, bu sırada oturan arkadaşlarınız yok mu? Hocam, o sırada sadece Toygar oturuyor. Nerede peki? Ayrıca Sokullu Mehmet Paşa, Süveyş Kanalı projesini düşünen ilk devlet adamıydı. Hocam, şu Ceren'e bir şey söyler misiniz? Kafasını sıraya dayayıp sırayı kirletiyor. Rahatsız oluyorum. Aa, Tuğçe kızım. Sürekli lafımı kesiyorsun ama ders anlatmaya çalışıyorum burada. Tabii. Ceren de Ayşegül'ün arkadaşı ya, o da torpilli. İyi ki Ayşegül'ün halası var. Artık kimse ona dokunamaz değil mi? İyi vallahi. Oh, adalet istiyorum hocam, adalet. Evladım. Hocam, zaten sinirliyim. Lütfen bir de siz üstüme gelmeyin. Ne bakıyorsun? Ne? 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 Hocam siz onun kusuruna bakmayın, bakar öyle. Buyurun, nerede kaldıysanız oradan devam edin. Neyse. Bir gün Sokullu Mehmet Paşa'nın canı... Bizim başka ne var? Kaç ders kaldı? Sadece son dersin, gelecek. Of, inanmıyorum ya Ceren. Selim resmen bugün bana hiç yüz vermiyor. Demek ki dünkü olaydan dolayı bana çok bozuldu. Ceren? Ceren! Ne haber Cenk? Ay! Oho! Senin durumun benden beter. Ya Ayşegül, sence Cenk bana çıkma teklif eder mi? Neden olmasın? Kibar bir şekilde hayır demek mi oluyor? Ay yok canım, ne alakası var? Haklısın aslında. Cenk gibi zeki, yakışıklı, havalı bir çocuk benim gibi bir kıza niye çıkma teklif etsin ki? Bence yanılıyorsun Ceren. Aksine Cenk senin gibi komik, eğlenceli, esprili birini nereden bulacak? Hem bence o da senden hoşlanıyordur da belli etmiyordur. Gerçekten? Kesinlikle. Utangaçlığından çıkma teklifi etmiyor. Yoksa oho 50 kere etmişti. Gerçekten? Evet. Canım o zaman ben gidip çıkma teklif edeyim. İkimizden çekmeyelim. Ay Ceren yapma. Gel. Niye? Çünkü kızlar çıkma teklifi etmezler. Erkeklerin çıkma teklif etmesini beklerler. Ama Ayşegül'cüm ben artık bekleyemeyeceğim. Vallahi sen bana öyle bir gaz verdin ki beni artık kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Ama... Yapma ya. Tek vuruşta iki korumayı birden yere devirdin ha. Vay vay vay. Selim Bey'e bak. Ya bir yerde okumuştum. İnsanın içindeki patlamaya hazır güç böyle durumlarda ortaya çıkıyormuş. Bu Çanakkale Savaşı'nda meşhur bir adam var ya, gülle taşıyan. Aynen o hikaye. Merhaba Selim, oturabilir miyim? Ya iskemle kırık. Aman iyi, al iskemleni başına çal. Meraklı değilim senin yanında oturmanın. Ama yalvaracaksın gel yanında otur diye. Yüzüne bile bakmayacağım, görürsün. Ya iyi de cidden kırık. Deli be. Ya bırak şu ruh hastasını, ne diyorduk? Şey diyorduk. Ne haber Cenk? İyidir Ceren, senden? Cenk. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ama... özel. Ve de çok önemli. İkimiz için de. Biz de kalkıyorduk. İyi eğlenceler. İnşallah Cenk saçma sapan bir cevap verip şu kızın gururunu incitmez.
Ne haber Ayşegül? Selim? Oturabilir miyiz? Tabii tabii oturun. Ceren Hanım bizi kovdu da. İnadına mı yapıyorsun ha? İnadına mı? Tuğçe'nin yanından geçip de Ayşegül'ün masasına oturayım. Tuğçe delirsin mi diyorsun içinden ha? Zevk mi veriyor bu sana? Zevk mi veriyor? Söylesene, zevk mi alıyorsun? Ha? Yeter artık, bıktım sizden be. Öh be kardeşim ya. Bıktım, dayanamıyorum. Ay çok gıcıklar. Ya sıkma canım. Yeter, ya, tamam. Değmez of. Ya. Bunların ikisinin de rezil olmasını istiyorum. Aynı şekilde o Ceren'in de bütün okul karşısında rezil olmasını istiyorum. Hemen bir şeyler düşünmeye başlayalım. Hadi sesli bir plan yapalım. Ne diyecektin? Ne haber Cenk? İyidir. Bu mu? Yok yok. Bu değil aslında. Aslında... Cenk... Ben ikimizin de söylemek istediği ama bir türlü söyleyemediği bir şeyi söylemek istiyorum. Dur bir oturayım. Ceren. Cenk. Sözümü kesme. Şimdi Cenk. Ceren. Şimdi Cenk. Senle ben. Ceren. Diyecektim işkembe kırdı ama. Ya gerçekten. O zaman niye gülüyordu herkes? Çünkü onlar ya başka bir şeye gülüyorlardı. Seninle hakikaten alakası yok. Hadi gel ben. Hadi sınıfa. Ya boş ver Ceren. Kesin eski bir espriyi anlıyorlardı. İskemlelere dikkat. Ya Ceren, Ceren dur. Tuğçe, sen niye bu kadar zevk alıyorsun insanlara acı çektirmekten ha? Bunun cevabı çok basit. Sana ne? Daha bu bir şey değil Ayşegül. Asıl sen öyle bir rezil rüsva olacaksın ki bütün sene okulda dalga geçeceğim seninle. Artık bu rezillik kendiliğinden mi olur, dış etkenle mi olur orasını bilemem. Ama yakındır. İşte o zaman Ceren'in şimdiki düştüğü duruma şükredeceksiniz. Of! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.